Sorumuzda Karakök ihtiva eden bilgilere ihtiyacım ne olacak? Öncelikle şu bilgimi paylaşayım. A kare gibi bir ifadede kareli kök birbirini götürür, A kalır. Bir de ikinci bilgim, kök daima pozitif bir ifadedir. Sanki bir mutlak çözüyormuş gibi hareket edeceğim. Kare ile kök birbirini götürdüğünde x kalır. Fakat x'in eksi olduğunu hatırlayalım. Sonucun artı olması lazım. O zaman önüne eksi alarak çıkacaktır. Mutlak değer bilgim. İkinci ifade kare ile kök birbirini götürdü. Y olarak çıktı. Zaten artıydı kendisi. Herhangi bir değişiklik yok. Aradaki artıyı yazdım. Üçüncü ifadem kare kökü götürdü. Fakat x eksi y incelemesi yapmam lazım. Bu ifade negatif bir ifadedir. X negatif, y pozitif. Pozitif negatif farkını alırsam negatif bir ifade çıkacaktır. İçerisi negatifse yer değiştirerek çıkardım mutlak değerlerde. Hatırlayınız. Y eksi x olarak çıktı. Sorudan gelen eksim de duruyor. Eksiği yazdık. Düzenlememizi yapalım. Eksi x artı y'de bir değişiklik yok. Sonraki ifadedeki eksi dağılacaktır. Eksi y artı x oldu. Eksi x artı x birbirini götürdü. Y'ler de birbirini götürünce sonuç 0. C şıkkı. Sorumuza başlamadan önce bazı bilgileri paylaşalım. Öncelikle x eksi y'nin karesinin açılımını verelim. Birincinin karesi x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Görmüş olduğunuz gibi birinci kök içerisindeki ifadenin ta kendisi bunu x eksi y'nin karesi olarak yazalım. Diğer bilgimiz de şudur. Hangi dereceden olursa olsun x üzeri n, n'inci derecedense n'inci dereceden kökle n birbirini götürürse x kalır. Sorumuza başlayalım. Kare kökü götürecektir. X eksi y kaldı. Fakat x eksi y'yi benim incelemem lazım. Zira x negatif bir sayıdır. Görmüş olduğunuz gibi verilenlerde y de pozitif bir sayıdır. Negatif eksi pozitif sonuç olarak negatif bir ifadeyi verecektir. Yani x eksi y negatif bir ifadedir. O zaman x ile y'nin yeri değişmesi lazım. Y eksi x olarak çıktı. Sorudan gelen eksimizi yazalım. X küp incelemesi yapıyorum. Küple kök birbirini götürür. X çıkacak diyeceğim. Fakat görmüş olduğunuz gibi x negatifse x eksi x olarak çıkar. Mutlak değerden bilgilerim. Sorunun eksi ifadesi y üzeri 5. 5 ve 5. dereceden kök birbirini götürürse y çıkacak diyeceğiz ve y de herhangi bir problem yok. Zaten pozitif ifadeydi. Düzenleyelim sorumuzu. Y eksi x eksi eksi x artı x oldu. Eksi y eksi y ile artı y birbirini götürdü. Eksi x ile artı x de birbirini götürünce sonuç 0 çıktı. A şıkkı. Sorumuza köklü ifadeler var. Köklü ifadelerle mutlak ifadelerin aynı tanımı içerdiğini bir daha hatırlatıyorum. Kare ile kök birbirini götürür. X çıkar diyeceğiz. Fakat x'in işaret incelemesini yapmamız lazım. Önü artı mı olacak, eksi mi olacak? Ondan emin değiliz. Hemen bakalım. 3 büyük, kök 3 kendisine göre daha küçük bir ifadedir. Büyükten küçük çıkarsa pozitif bir ifade kalacaktır. O zaman x ifadesi kesinlikle pozitiftir. Pozitif olduğu için x direkt kendisi olarak çıkar. X. X eksi y incelemesi yapalım ikinci kökün içerisinde. 3 eksi kök 3 x değeri eksi y'nin değeri kök 3 eksi 1 parantez içerisinde yazmam lazım çünkü önünde eksi var. 3 eksi kök 3 eksi kök 3 artı 1 oldu. 3 ile 1 toplanırsa 4 kök 3'ler toplanırsa eksi 2 kök 3 olacak. İkisini kıyasladığımda 4 daha büyüktür 2 kök 3'e göre. Büyükten küçük çıkarsa daima pozitif bir ifade olacak. Demek ki x eksi y ifadesi pozitiftir. Pozitif olduğu için direkt kendisi çıkacak. Zaten kökte kare birbirini götürmüştü. X eksi y yazabilirim. Ama önündeki eksiyi unutmuyorum. Devam ediyorum. X eksi y pozitif bir ifadeydi. Direkt kendisi olarak çıkacak. Küple kök birbirini götürdü. X eksi y önünde de artı vardı. Düzenleyelim hepsini birlikte. X eksi dağılır. Eksi artı y oldu. Artı x eksi y. İki tane x var artı eksi olarak birbirlerini götürdü. İki tane y var artı eksi olarak birbirlerini götürdü. Sadece sonuç olarak x kaldı. X ifadesi de soruda 3 eksi kök 3 olarak verilmişti. D şıkkı.
sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasına 3 birimden küçük olan kaç tane tam sayı var diye soruluyor. Basit olarak gösterelim. Sayı doğrumuz olsun. Başlangıç noktası 0'dır. 1, 2, 3, 4 diye sağa gitmektedir. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye de sol tarafa gitmektedir. 3 birimden küçük olanlar. 3 birimden küçük olanlar 2, 1 ve sol tarafta da eksi 3'e doğru gidebilir 3 birim olarak. Küçükleri eksi 2, eksi 1. Bir de kendisi başlangıç noktası 0. Toplamda 5 tanedir. Bir de tanımsal düzeyde inceleyelim D şıkkını. Sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasına 3 birim uzaklıktan daha küçük. Bu ifadeyi matematiksel olarak yazalım. X mutlak değer 3'tür. Aslında mutlak değer ifadesi bir uzunluktu. Bunu açıkça yazarsak küçüktür 3, büyüktür eksi 3 ifadesi olacak. Görmüş olduğunuz gibi eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 tam sayıları bu ifadelerin arasındaki sayılardır. Toplam 5 tanedir. D şıkkı. Metni matematiğe dökerek başlıyorum. Sayı doğrusu üzerinde bir sayısının olan uzaklığı. Bu metin x eksi 1 mutlak ifadesinin ta kendisidir matematiksel olarak yazılışı. Bu ifade 3 birimden küçük olan küçüktür 3. Mutlak değerin tanımını gerçekleştirelim. X eksi 1 küçüktür 3, büyüktür eksi 3. Eksi 1 sola ve sağa doğru hareket eder. Eksi 3 artı 1 küçüktür x, küçüktür 3 artı 1. X ifadesi eksi 2 ile 4 arasında kaldı. Küçük olan tam sayılar isteniyor. Eksi 1 ile başlar. 0, 1, 2, 3'e kadar gider. 4'ü alamayacağım. Ve hepsinin çarpımı isteniyordu. Dikkat edin, sayıların içerisinde bir tane 0 var. Hepsini çarptığımda bir tane 0 sonuç olarak hepsini 0 yapacaktır. C şıkkı.